Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var, bununla başlayacağız. 100 gram, 300 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş, 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Şu şekilde iki model üzerinden anlatacağım. 7 7 14 sonuna da 4 ilmek ekledim. Toplamda 18 ilmeğim var. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastik yapmadığım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başlıyorsanız lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Devamında 5 ilmek düz. 5 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model. Yine 2 ters ilmek. 5 düz ilmek. Beş düz ilmekten sonra iki tersle başlamıştık. İki tersle bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz örüyorum düz olan 2 ilmeğimi yine düz ördüm devamında 5 ilmek ters yani ters olan ilmeklerimi ters düz olan ilmeklerimi de düz örüyorum arka yüzünde 2 düz 5 ters İki düz ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz. ters 5 düz 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. 3. sıramızı da tamamlamış olduk. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeği ördüm. Şurada 5 ters ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5. 5 ters ilmeğin birincisini ters ördüm. İkinciye gelince 2 iki kez doluyorum. Şöyle 1 2. 2 kez doladım ve ters olarak ördüm. 3. ilmeğimi de yine 2 kez dolayarak ters ördüm. Dördüncü ilmeğimi de iki kez dolayarak ters ördüm. Kaldı bir ters ilmeğim. Bakın beş ters ilmekten birini tek dolayarak ördüm. Diğer üç, üç tanesini iki kez dolayarak ördük. Son ters ilmeğimizi de yine tek olarak ördüm burada. Yani çift dolama yapmadım. Beş ters ilmeğimi bu şekilde örmüş oldum. Yine iki düz ilmek ördüm. 5 ters ilmeğe gelince. Birincisini bu şekilde ördüm. ikinciyi 2 iki kez dolayarak ördüm. Üçüncüyü de 2 kez dolayarak ördüm. Dördüncüyü de 2 kez doladım ve ters olarak ördüm. Birinciyi normal ördük. 2 3 4'ü 2 kez dolayarak ördük. Son iki ters ilmeğimi de yine normal bir şekilde ördüm ve kenardaki iki ters ilmeğimi ördüm bir de kenar ilmeğimi ördüm dördüncü sıramı tamamladım o çift doladıklarımızı ilmeğin boyunu uzatmak için yaptık beşinci sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm yine geldik şu 5 düz ilmeği 5 düz ilmeği bu şekilde sağ şişime alıyorum. Bakın çift doladığımı da şöyle bırakarak uzattım, aldım. Sırayla hepsini alıyorum 5 ilmeğin. 5 ilmeği sağ şişime aldım. Tekrar bunu sol şişime geçirerek 5 ilmeğin hepsini şöyle içinden geçirerek taktım. Sol şişime tekrar. Bakın 5 ilmeğimiz var burada. 5 ilmeğimi de hepsini bir toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım, artırma yaptım. Tekrar bu 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Devamında 2 ters ilmek ördüm. Ters olan ilmeklerimi ters ördüm yine. Geldik bu 5 düz ilmeğe. Boylarını uzatıyorum şöyle. Sağ şişimi aldım. 5 ilmeğimi tekrar sol şişime alarak bu 5 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Aldım, Hepsini bir şöyle tellendirmeden alayım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. 5 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Kenarda 2 ters ilmek bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmekten sonra 1 artırma yaptım. Diğer 3 ilmeğimi de bakın 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek artırma yaptım tekrar 3 ilmekten sonra Burada yine 5 ilmeğe tamamlamış olduk. 2 düz ilmek ördüm. Daha sonrasında bir artırma yaptım. Şuradaki üçlü ilmeğimi de tek tek ters örüyorum. 3 ilmek ters, bir artırma. Daha sonra 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. Şöyle göstereyim. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek, 5 düz ilmek. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde örelim. 2 ters, 5 düz. Modelde kaydırma yok. Aynı üst üste gelecek şekilde kuracağız tekrar. 2 ters, 5 düz. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters. İki düzle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. 3. sıra ön yüzünde yine aynı işlemi yapacağız. ilmekleri olduğu gibi. Bakın ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz örerek 3. sıramızı tamamlayalım. Evet. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 4 ters ilmeğe gelince. Bakın 4 ters ilmeğimiz var. Birincisini normal ördüm. İkincisini iki kez dolayarak. 2, 3 ve 4. ters ilmeklerimizi iki kez dolayarak örüyoruz. Yani bu 5 ters ilmeğin baştaki ve sondaki hariç ortadaki 3 tanesini 2 kez dolayarak örelim. Daha sonra 2 düz, 1 ters, diğer 3 tersimi 2 kez dolayarak örüyorum. Ve son tersimi de bir kez doladım ve ördüm kenarda 2 düz ilmek ve sıramı tamamladım 5. sıra ön yüzündeyim 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ters ilmek den sonra bu 5 düz ilmeğe geldik 5 düz ilmeğin şöyle şu iki kez doladıklarımın da boyunu uzatarak şöyle bırakarak alıyorum. 5 tersimi sağ şişime aldım. 5 pardon düz ilmeğimi. Daha sonra bunları sol şişime aldım ve içinden girerek 5 ilmeği de aldım, topladım şöyle. Bunları bir kez düz ördüm. Şöyle kaydırmadan örelim. bir kez düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar bu 5 ilmeğimi alarak bir kez daha düz ördüm. Yani 5 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Devamında 2 ters ilmek. Bu ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Ve tekrar bunları sol şişime takıyorum sol şişimden hepsini toplayarak 5 ilmeği hepsini aldım. Şöyle içinden geçerek bunları düz ördüm bir kez. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. 5 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 2 3. Daha sonra 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yani düz olan ilmeklerimi düz. İki düzden sonra daha doğrusu bir ilmek artırma yaptım. Şurada eksiltme yapmıştık. Tekrar bunu 5 ilmeğe tamamlayacağız. Şu 3 ilmeğimi de ters örüyorum. Bir artırmadan sonra 3 ilmek ters. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmek düz. 1 ilmek artırma yaptım. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 artırma yaptım. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli ikinci kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek oldukça güzel ve kolay bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim size. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bunu da lastiksiz yaptım. Bakın şöyle. Bu beraber yaptığımızda lastiksiz olarak yine başladık. Ama isterseniz dediğim gibi lastiğin üzerine de yapabilirsiniz. Arka yüzü de şu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanırsanız şöyle bir görüntü elde edersiniz. Evet. Bu modeli çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter. Yani şöyle dediğim gibi her türlü örgüde kullanılabilecek güzel ve kolay gösterişli kabartmalı şöyle bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.